Merhabalar Sanayi TV izleyicileri, ben Mehmet Akif Karakoç, haftanın raporuyla karşınızdayım. Konu başlıklarımız: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayicilerin kullandığı doğalgaza indirim yapıldığını açıkladı. İstanbul Sanayi Odası Mart ayı olağan toplantısı, ihracatın önündeki riskler ve fırsatlar konu başlığı altında gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına dair hedeflerini dile getirdi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, deprem bölgesindeki organize sanayi bölgelerinin verileri için Osbük Bulut'ta ücretsiz yer ayrıldığını açıkladı. TOK T10X'in ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekilişi gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İspark'ta şarj istasyonları kurulmasına yönelik karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısındaki konuşmasında, Nisan ayından itibaren sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde %20 indirim yapılacağını açıkladı. Erdoğan, sanayide gerçekleştirilen indirimin yanı sıra Akkuyu Nükleer Santrali'nin de 27 Nisan'da yakıt yüklenerek resmen nükleer tesis statüsü kazanacağını duyurdu. İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı, küresel ve bölgesel gelişmelerin ışığında ihracatın önündeki riskler ve fırsatlar konu başlığı altında yapıldı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin son yıllarda ihracatta yakaladığı en önemli avantajlardan birinin hem ürün hem de ülke sayısının çok fazla olmasından kaynaklandığını aktardı. Bahçıvan, dünya genelinde başlayan ekonomik bazı sıkıntıların önünde bu hasarın en aza indirgenmesi için sigorta işlevi gördüğünü dile getirdi. Bahçıvan, bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızın geçtiğimiz yıl açıkladığı ve toplam 18 ülke olan ihracatımızı artırmaya yönelik uzak ülkeler stratejisi önemli değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Sanayi Odası'nın bir diğer gündem maddesi ise üretimin İstanbul'a sıkıştırılmaması gerektiği oldu. Riskler yerel yöneticileri İstanbul için acil planlara yöneltirken, sanayiciler de üretim tesislerini deprem riski az olan bölgelere çekebilmek için yol haritası oluşturmaya başladı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, odanın 60. yılı etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulundu. Kişi başına düşen milli gelirin 43 dolardan 10.655 dolara, işletme sayısının da 65.245'ten 1.700.000'e yükseldiğini bildiren Ardıç, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına girerken temel hedeflerinin sanayileşmek olduğuna dikkat çekti. Ardıç, tam bağımsızlık üreten ülke olmakla, yerli ve milli üretimle gerçekleşir. Biz sanayiciler bu düsturla bıkmadan, yorulmadan üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz değerlendirmesinde bulunarak üretimde verimliliği ve katma değeri arttıracak politikaların uygulanması gerekliliğini ifade etti. Yeni dönemde sürdürülebilir büyüme ve sanayileşmenin yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm kavramlarıyla oldukça ilişkili olduğunu aktaran Ardıç, bu alanda yoğun bir rekabetin yaşandığını belirtti. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, yerli yazılım olan Osbük Bulut'ta deprem bölgesi için özel bir alan oluşturulduğunu ifade etti. Kütükçü OSB'lerin muhasebe, insan kaynağı, dokümantasyon, mail arşivi gibi tüm verilerini Osbük Bulut'ta depolayabileceğini belirtti. Tahsis edilen depolama alanlarının bir yıllık ücreti Osbük tarafından karşılanacak. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olan TOK T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi. Ön sipariş sürecine katılan 177.467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi TOK'un resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 20 bin adetle gerçekleştirilen ön siparişin ardından birçok ilan sitesinde TOK alacağım için satılık benzeri ibarelerin görülmesi ise dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrikli araç şarj istasyonları projesini hayata geçirme kararı aldı. Proje ile birlikte İspark otoparklarına şarj istasyonları kurulacak. Çalışmaların ise İspark tarafından bu yıl katlı otoparklarda başlayacağı ifade edildi. Elektrikli araçların sayısını sadece İstanbul'da 2030 yılına kadar 1 milyonu bulması bekleniyor. Şarj ihtiyacını karşılamak amacıyla tüm otoparkların %10'una sistemin kurulması hedefleniyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, projenin hızla yaygınlaşması beklenen elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Haftanın raporunun sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.